Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatildeyiz. Ne güzel de bugün tatildeyiz. Bavul hazırlığı videosunu çekmedim. Hiç bana kızmayın. Çünkü çekesim yoktu. Çünkü neden? Çok kargaşa oluyor. İnsanın kafası çok karışıyor. Ne koyacağını falan böyle bir şaşırıyorsun. Neyse velhasıl çekmedim. Şimdi biz otele dün yerleştik. Dün burada ilk günümüzdü. Bugün ikinci günümüz. Esila çok rahatsız bir gece ve gün geçirdi dün akşam. İlerleyen dakikalarda detayları anlatırım. Şu an çok konuşamıyorum. Saat şu anda 9-9.30 civarı. Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bugün gün boyu beraber olacağız. Oteli falan göreceksiniz zaten biz gezdikçe. Oda turu falan sonra yaparım sizin için. Ama şimdi öncelikle karnımızı doyurmak istiyoruz. Kahvaltıya gidelim. Şimdi kızlarla birlikte odadan çıktık. Cihan telefonunu unutmuş. Geri döndü, telefonunu almaya gitti. Burada... Neden bu adam böyle yapıyor hep kız? Evde de böyle. Valla ben çok bunalıyım bu unutkanlıklardan. Şimdi biz lobi katına iniyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bulunduğumuz otelin yan tarafında yavru oteli var. Yavru yani minnak. Yavru bir oteli daha var. Nuray, Ekremcan, Ali abi. Onlar da bizimle birlikte bu tatil programındalar. Yani aynı zamanda rezervasyonlarımızı yaptırmıştık. Dolu. Şimdi şöyle ben şurada konuşabilir miyim? Şimdi onların tarafında daha az kalabalık oluyor restoranlar. Bizim burası full yoğun, çok aşırı derecede yoğun. O yüzden biz bu sabah onların tarafına gideceğiz. Çünkü dün akşam yemeği burada gerçekten çok kargaşa ve kalabalıktı. Şöyle de konuşurken de oteli size göstermiş olayım. O yüzden de biz şimdi Nuray'ların tarafında bu sabah kahvaltı yapacağız. Yani o bakacak, iyiyse o tarafa gideceğiz. Yoksa bu tarafta kalacağız falan filan. Kahvaltı salonuna gidiyoruz. Sonra size böyle oteli gösteririm zaman zaman. Şimdi şöyle göstereyim. Burası böyle otelin lobi katı. Burası Antalya'da Long Beach diye bir otel. Ana binası burası. Birçok yan binası falan da var. Büyük, güzel bir otel. Evet, bence merdivenlerde inelim. Asansörün geleceği yok millet. Aynen öyle. Şurada bekleyelim mi Nuray'dan haber? Ya da şu orta yere mi otursak? Tamam, ortaya oturalım. Ne güzel, baksana. Camdan ağaç. Burada bekleyebiliriz bence. Değil mi kızlar? Biz Alanya bölgesinde kalıyoruz. Antalya'nın tam böyle merkezinde falan değiliz. Alanya tarafındayız. Biraz yolculuk tabii çok uzun sürdü buraya gelene kadar. Uçakla gelmiştik ama yine de evden çıkmamız, gelmemiz 6-7 saati buldu. Dediğim bebek oteli bu tarafı. Ne oteli bu? Bağlantılı olan oteli. Burası daha yeni yapılı, daha sakin bir tarafı otelin. Sabahları çok kargaşanın içinde olmak istemiyorum açıkçası, akşam yemeklerinde de. Şimdi oraya gidelim bakalım orası nasılmış. Memnun kalırsak artık restoran için oraya geçeceğiz. Belki havuzları falan bile daha sakindir. Bizim taraflarda hep kaydıraklar olduğu için çok yoğun oluyor. Şimdi şuradan gireceğiz değil mi? Otelin girişi bence burası. Otelin adı da bu işte. Merak edenler için göstermiş olayım. Sar beni. Bakalım Esilacığım. Ne dedin? İlk defa gireceğim. Ben de ilk defa bu bölümüne geliyorum şu anda. Evet, aynen. Mis gibi sakin, sessiz. Şeyde aşağıya gireceğiz. -1'deler. Aynen, ne kadar güzel. Güzel daha çok şey. Çok yoğun, ne bileyim ben. Evet, aynen düşündüğümüz gibi. Vallahi biz burada takılalım kızlar. Ben size söyleyeyim, çok beğendim. Değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Bu taraf daha iyiymiş gerçekten. Sıkıntı yok. Şimdi ben kahvaltı tabağımı hazırlayayım. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Kaba taslak çekerim. Ay baksana. Çocuklara göre özel masalar da var. Ne güzel. Çok güzel. Günaydın Nurcuğum. Bize bir selam vermek ister misin? Burasını çok beğendim. Pişi severler. Bir tabak yapacağım
güzel çeşitli. Evet, iyi olur. Sen bugün annesin, bizi misafir ediyorsun. Evet. Burada neler var? Yumurta çeşitleri. Şöyle bir size gezdireyim, ondan sonra rahatça ben de almak istiyorum. Peynir çeşitleri. Reçel çeşitleri. Domates, salatalı, tamam. Meyveler. Peynir çeşitleri. Ay Allah'ım, en sevdiğim. Hemen gömerim iki tane. Kütür kütür, çok güzel. Bisküvi çeşitleri de var, Esra bayılır. Lokum da var. Bayılsa mayılsa. Süper süper. Tamam. Harika. Evet, kahvaltı tabağım bu şekilde. Tabii ki de karbonhidratsız olmaz. Karbonhidrat da yiyeceğiz. Hadi çok açım vallahi, hemen başlıyorum ben. Şimdi kahvaltı bitti. Kendimize güneşleneceğimiz ve gün boyu konaklayacağımız bir yer bulmaya çalışıyoruz. Tabii gün içinde değişir de, hani gün boyu burada takılmayız da. Şimdilik böyle bir öğlen saatleri için bir yer bakacağız. Sizin oda ne tarafta? Burada, şurada. Ha, bu tarafta. Burada. Haydi Esocuğum. Şuradan olabilir mi? Şurada merdiven var. Şu an bir yol kavgası var. Dün gördükleri yeri bulamıyorlar şu anda. Hayır, biz şuradan etkileneceğiz. Saçmalama ya. Yani bu kadar dolanmadık. Öyleydi, böyleydi. Şu... Bulduk. Aa bak şimdi kavga var, kavga. Biz otele geçtik yahu. Evet. Artık geri dönemeyiz. Senden giriş var orada. Aa, buradan direkt size bağlanıyor, biliyoruz demek ki. Evet. Baya bizim tarafa geçtik Nuraycığım. Sen bizim hayır, tarafı gördün hayır, herhalde. Hayır. Yanlış getirdin bizi. Hayır, neyse gel şuradan tünele geçelim de şöyle gideriz. Evet. Nereye? Tünelden geçelim de öyle gideriz. Ha, tünelden çıkacağız. Bizim tünelimiz vardı oradan. Çok ama bak. Şimdi biz bir 15 dakikalık arayıştan sonra bir tünele girdik. Yani çok otantik, çok gizemli, böyle acayip güzel bir tünel. Efendim? Evet, dikkat et. Esra burada çok güzel resim çıkar ha. TikTok falan çekebilirsin bu ışıkta, bak çok iyi görünüyor. Vallahi şimdi tünelin sonunda ışığı göreceğiz mi bakalım. Umarım bizi istediğimiz yere götürüyordur bu tünel. Lan bir yer arıyoruz ama bulamıyoruz ya. Dur bakalım. Ha, bakalım burası nasıl bir yermiş şimdi. Burası var. Aa süper. Burasını sevdim. Ha, kaydırak maydırak var şurada. Hem deniz bize yakın. Hem havuzlu. İyi bence. Burada da kaydıraklar var. Aqua park var. İyi. Evet, güzel. Tamamdır. Şimdi biz diğer taraftan çıktık. Kendi otelimize gidiyoruz. Yani kendi bölümümüze geçiyoruz. Orada hazırlanacağız. Bulduğumuz yer güzel. Ben beğendim. Bizim taraftan daha sakin en azından. Bugünü orada geçirmeyi düşünüyoruz. Şimdi hazırlanalım. Mayolarımızı falan giyelim. Ondan sonra o bölüme geçeceğiz. Hmm.
şimdi bizim mekan şurası. Şurayı bir gösterebilir miyiz ya? Biz şimdi sonunda oraya karar kıldık. Bugün artık orada takılıyoruz. Yani böyle şey gezmiyoruz yani otelde. Orada mı olsak, burada mı olsak. Şimdi havuza gireceğiz birkaç saat. Ondan sonra şu arada bir şeyler içiyoruz falan filan. Bu yani. Hani ne olabilir ki başka, değil mi? Çok böyle kendimi göstermiyorum, sizden gizliyorum. Çünkü öyle şeyler sevmiyorum, biliyorsunuz. Çok çok öyle çıplak çıplak görünmenin bir manası yoktur diye düşünüyorum. Öğle yemeğine falan gitmedik. Bir şeyler atıştırdık. Birkaç saat buralardayız. Ondan sonra odaya çıkarız. Duşmuş yaparız. Akşam yemeğine ineriz. Akşam çok güzel gösteriler olacak amfiteyatroda. Oraya da gideceğiz. Orada da çekerim bir şeyler. Şimdilik 3-5 saat buradayız. Şimdi biz odaya geldik. Ben üstümü giydim. Rahat bir şeyler giydim. Zaten çok şey bir yer değil. Böyle hani böyle çok böyle ahım böyle gece elbiseleri giyenler, böyle ne bileyim ben hani çok şık şık kıyafetler giyen çok insanlar yok. Bir aile oteli zaten burası. Hani böyle çok nasıl diyeyim size yani ya. Bazı otellerde şey oluyor, böyle çok abartı kıyafetler giyiyor kadınlar, değil mi? İşte böyle dekolteler. Ay böyle onların arasında girince diyorsun ki ya ben çok sörük kalmayayım. Ya burada sörük kalacağım bir durum olmadığı için. Getirmiştim aslında öyle kıyafetler ama şu anda giymeyeceğim. Çok böyle rahat spor bir kıyafet giyindim. Akşam yemeğine ineceğiz birazdan. Duş falan yaptık işte. Ayrı bir oda turu çekmeyeceğim. Çünkü böyle wow ayrı bir oda turu çekecek bir oda değil bence. O yüzden de çok normal, çok sıradan bir oda olduğu için. O yüzden de şey yapacağım yani normal göstereceğim size. Hani illaki merak ediyorsanız. Böyle bir balkonu var bu şekilde. İşte masa sandalye konulmuş. Bu arada az önce bir yağmur bastırdı var ya, nasıl son dakikada odaya girmişiz. Arkamızdan felaket bir yağmur yağdı. Böyle bir balkon. Ondan sonra işte burada bir koltuğu var. Esir'cim şu anda dinleniyor. Biraz rahatsız etse. Dün gece 3.30 gibi bir anda uykusundan uyanıp çok fazla büyük bir istifra etti. Yani böyle falan değil yani. Baya şelale gibi yani, öyle söyleyeyim ben size. Yani bütün yatak falan çok kötü bir geceydi. Ama olsun, bugün ona ilaçlar aldık. Toparlayacak. Bu şekilde burası iki katlı bir oda. Altta da bu odadan bir tane daha var. Dubleks merdiveni var. Kızlar aşağıda kalıyorlar. Biz burada kalıyoruz. Bu şekilde bir yatağı. İşte burada bir mini dolabı var. Burada eşyalarımızı koymuşuz. Çekmeceler falan filan. Yine burada bir şöyle bir kıyafet dolabı. Buraya da işte kıyafetlerimizi astık. Aynı şekilde bu tarafı da öyle. Şöyle göstereyim. Burada da işte Cihan'ın tişörtleri. Bazı şeyleri de daha çıkarmadık. Katlı bir şekilde koyduk. Ondan sonra şurada da işte bir giriş bölümü. Orada kasa falan var. Banyo falan var işte. Orası da işte dubleks. Aşağı iniyorsun. Aşağısı da aynen bu şekilde. Yani şimdi inmeye gerek yok. Burada ne varsa orada da o var. Yani o da bu şekilde yani. Hani çok çok detay, çok çok ayrıntıya girecek bir durum yok. Banyosu da normal bir banyo yani. Hani şöyle söyleyeyim. Benim beklentim daha yüksekti. Yani geçen sene en son biz Granada Şirvele'ye gitmiştik, hatırlıyorsanız o videoda. Yani o otelin üstüne daha çıkmadı yani benim için. Güzel, iyi, fena değil ama beklentim daha yüksekti açıkçası. Seneye inşallah başka yerler keşfedeceğiz. Bilmiyorum, belki Eylül ayında da bir tatil programımız olabilir. Şimdilik buradayız yani. Hazırlanıyoruz. Saçımı kurutacağım. Ondan sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Evet, biz şimdi Nuraylar'la buluştuk tekrardan. Aile arkadan geliyor. Şimdi herkes duşunu aldı, hazırlandı, süslendi, püslendi. Şimdi bu akşam yemeğini ekoların tarafında yiyeceğiz. Burası daha sakin. Sabah da söylemiştim. Belki yarın bizim tarafta takılırız, bilmiyorum. Orayı da mutlaka göstereceğim size bir vlogta yani. Yap. Bu dağa gelir, bu dağa geçer. Hadi görüşürüz. Akşam yemeğimizi yedik. Evet. Karnımız da doydu çok şükür. Şimdi restoranta giriyoruz. Ondan sonra bahçede bütün gece muhabbet, sohbet yani bu. Başka bir şey yapmıyoruz. Küpelerim nasıl? Küpelerim ne kadar çok seviyorum onları ya. Ben de çok severek almıştım. Hemen kamerayı çeviriyorum. İster misiniz? Merhaba. Aa, bizim masa yine boş mu? Ay canım ya, önden rezervasyon mu yaptırdın Eko'cuğum? Tabii ki de, tabii ki de, buyurun. Ay canım, teşekkürler. Tamam, hepimiz buraya sığıyoruz. Aynen. Hepimiz buraya sığıyoruz, evet. Aynen aynen, burası güzel. Şimdi bakalım ne var ne yok. Haydi gelin. Aa süper. Esra. Bak ne var. Mercimek çorbası. İçmeyecek misin vallahi, ama hafif besleneceksin, akşama unutma. O ne çorbası kuzu? Safranlı balık çorbası. Aman istemem kız. No. Şimdi bakalım ne var ne yok. Ona göre de ne yiyeceğimize karar verelim. Peynir çeşitleri, soğuklar. Oo, mezeler tam, bayılıyorum ya. Mezeler tam benim en sevdiğim şeyler.
Özellikle karışık kızartmaya, ama karışık kızartma yok. Haydari maydari alırım. Salatalar. Tamam, süper. Bu tarafta neler var? Balık çeşitleri. Bunlar turşular. Yemekler de bu tarafta. Neler var? Pirinç kavurma. Ben bayılıyorum. Güzel. Bak, bu hindi kavurmaymış. O tatlı şey, çay tabağı gibi bir şey. Başka tabağa. Bu hindi, haberin olsun. Ne yiyeceğime bakayım, ondan sonra bakarız. Etler dışarıdaymış. Ha, ızgaralar oradaymış Esra'cığım. Lütfen hafif şeyler, yağsız şeyler. Ay, tatlıların güzelliğine bakar mısınız? Diyor ki gel beni ye. Ama fazla yememem lazım. Şimdi ben kendime bir şeyler alayım. Ondan sonra devam ederiz. Burada neler var? Güzel. Tamam. Ben akşam yemeği için bunları aldım. Tavuk. Birazcık karbonhidrat olmazsa olmaz. Yeterli. Çok ağır yemeyeceğiz bu gece. Evet, yemek vakti. Evet. Ben de tek Esila. Öyle bir düşünmüyorum. Esila'da tavuk haşlama. Onlar köfte mi? Onu önceden aldım. Köfte mi o? Değişik bir köfte. Tamam canım, sıkıntı yok. Köfteleri evet. Sen de yiyebilirsin. Güzel ızgara köfte güzele benziyor yani. Nerede? Ben niye görmedim onu ya? Bak şurada 15'i kaşarlı herhalde. Eko bir tanesini sen ye, bir tanesini ben yiyeyim. Bak şimdi. Ay ne güzel uyumlu duruyorsunuz böyle baba kız. Oranj. Çok hoşuma gitti. Bir selfie yapmak gerek o zaman bu durumda. Haydi biz şimdi selfie yapalım mı? Hadi. Şimdi bizim Esila'nın sıkıntıları artarak devam ediyor. Şimdi bloğu oraya bağlayacağım için mecburi bunu da göstereceğim. Esila'yı hastaneye götürüyoruz. Bağırsaklar durmuyor. Yani ishal durmuyor. Mide bulantısı durmuyor. Hastanenin otelin doktoruna gösterdik. Dedik yani hani şeye gidip serum takılması gerekiyor. Tahlil yapılması gerekiyor. Yoksa bu artarak devam eder bu sıkıntılar. Şimdi Alanya'daki şehir, yani burası Alanya'nın dışında bir yer. Merkez orası. Orada bir hastaneye yönlendirdiler. Biz hastaneye gideceğiz ve orada Esila'ya serum takılacak yüksek ihtimalle. Gidelim bakalım orada neler yaşayacağız. Hep birlikte bakalım, göreceğiz. Şimdi Cihan'ı bekliyoruz, gelecek. Ondan sonra gideceğiz. Hadi bakalım içeride neler yaşayacağız şimdi. Döneceğim size. Şimdi biz hastaneden çıktık. Ben serum takılacağını düşünmüştüm. Açıkçası böyle şeylerde genelde serum takılıyor. Esila burada şu anda yatıyor. İğne yapıldı. Tabii ki de kolay olmadı. Yani Esila'nın iğneye karşı büyük bir fobisi var. Yani öyle böyle değil. Hani yapacak bir şey yok. Doktor iğne dedi. Yani şu an iğne en hızlı ve etkili yöntem bulantıyı kesmek için. İğne yapıldı. Şu anda otele geri dönüyoruz. İlaçlar yazıldı. Zaten ben başlamıştım ona ilaca bu sabah. Onlara ek bir iki tane daha ilaç yazdı doktor. Olabiliyormuş böyle şeyler. Seyahat pomidi mi dedi, böyle değişik bir şey söyledi. Yani seyahate çıkıldığında bazen hava değişikliğinden, bakın sizin de başınıza gelebilir, hava değişikliğinden, farklı gıdalara geçiş yapmaktan ya da ne bileyim işte ortak tuvalet vs kullanım alanlarından, yani Antalya havaalanındaki tuvalet rezaletti. İnşallah yetkili birileri keşke izlese, çok isterim. Çok kötüydü ya, yani çok kötüydü gerçekten. Oraya girmek zorunda kaldık. Belki de oradan bir mikrop kaptı çocuk, ama mikrobik bir durum olsa ateş olur diye düşünüyorum. Ateş olmadı ya. Bakar mısın? Ateş olmadığı için mikrobik bir şey değil. Profunuz şu anda anlatıyor size durumu. Ama bak, doktor da aynılarını söyledi, ama yani. Böyle oldu. İlaçları aldık. Şimdi odaya dinlenecek, ilaçlanacak. Yarın öbür güne toparlanacak Allah'ın izniyle. Oluyor, bizim başımıza böyle şeyler geliyor biliyorsunuz. Her ay mutlaka evden birine bir şey olmalı. Yani bu artık bizde alışkanlık haline geldi. Ya şekere, ya Esila'ya, ya bana. Cihan'a bir şey olmuyor herhalde. O sağlam. Yani iyi dayanıyor. Otele gidiyoruz. Sonra da videoyu yüksek ihtimalle kapatacağım. Şimdi videoyu kapatacağım dedikten 2 gün sonra videoyu kapatabiliyorum. O günün üstünden 2 gün geçti. O gece kapatmayı unutmuşum. Esila tabii ki de rahatsızlığı ertesi günde devam etti. İlaçlarını kullanmaya devam etti falan filan. Şu an iyi, toparlandı artık. 4. 5. gün oldu neredeyse. Ben çok fazla tatil vlogu çekmeyeceğim. Artık bu izlediğiniz vlog dışında sanırım bir tane daha izleyeceksiniz. Çünkü burada bazı sorunlar yaşandı. Yani ya biz gittiğimiz yerde sorunlar bir şekilde bizi buluyor. Ya da biz çok sabırsızız. Ya da salağa oynayamıyoruz.
böyle görmezden gelemiyoruz bazı şeyleri. Sesimiz çıkıyor. Biz sülalecek böyleyiz ama. Bir carcarız yani. Carcar mı diyeyim, hakkını savunan mı diyeyim. Salak olmayan mı diyeyim yani. Bayağı böyle kavgalar falan yaptım ben burada. Oteli birbirine kattım dün böyle müdürler falan, şefler. Hepsini size detaylı olarak anlatacağım ama sebebini anlattığımda diyeceksiniz ki yuh ya, bu da yapılır mı yani hani. Bu da yapıldı, bu da yapıldı. Tüm detaylar bir sonraki vlogta yüksek ihtimalle anlatıyor olacağım. Ve bir dönüş vlogu olur yüksek ihtimalle. Şimdi çok da memnun kaldım, çok da bayılmadığım bir şey ballandıra ballandıra günlerce çekmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Bu da böyle oldu, geldi geçti deriz. Yenisine sağlık deriz. Değil mi Ali abi? Granada lakşiri belek diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Evet, ah diyorum, evet, ah evet, diyorum yani. Evet. Ah. Geldiğin günden beri. Ah Granada, ah yer, yani. Granada, Granada. Yani zerre. Granada. Zerre yerini tutamaz burası diyorum Granada. İnşallah oraya gideriz seneye ya da daha yakın bir zamanda. Şimdilik videomu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Thank you.